Hamas'ın paylaştığı yeni görüntüler geldi efendim. Bakalım onlara e, yorumlamasını rica edelim Mete Bey'den. Tabii Coşkun Bey ekleyeceği olursa onu da alırız. Bu, bugün oluruz. yayınlanan bugün yayınlanan görüntüler. Evet. Burası neresi? E, tam yerinde söyleyelim. Tabii. Hani güney tarafı vardı ya, arayı bölmüştü ya. Evet, evet. Güneyin e, vadi tarafına bakan taraf. Ağaçların olduğu yer, ağaçlık olan yer burası. Hı hı. Zeytun dedikleri bölge. Evet, zeytun denen bölge. Evet şimdi ne gösteriyorlar? Bakın şurada e, İsrail askerleri gidiyor. Aa. Bakın İsrail askerleri gidiyor. Bölgeye e, anlamışsınızdır. E, ellerinde şey var. E, patlayıcıyı döşediler. Bir hatla. Aa. Bakın bir hatla döşediler. Ve e, uzaktan o patlayıcıyı patlattılar. ya doğrusu oradakiler patlattı. El Kassam Tugayı Kassam üyelerini Tugayı. görüyoruz. Biz evet. ellerinde roket o alanda ilerliyorlar. Biraz yaklaşabilir misiniz Mete Bey? Bakın şurada birileri var. Bak tam tepede birisi var. Şimdi ona atış yapacak. Oo. Yanlış şeyi görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yakınına girebiliyorlar farkında mısın? Evet. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Neyi gösteriyor? Yorgunluğu. Yani İsrail askerinin yorgunluğunu. Bak. Burada ne oluyor? Burada yine yakın temas var. Yine yakın temasa Çatışma. girmişler. Bakın şimdi şurada görüyorsunuz bakın şu. Ne nedir? Ee, bir Bunu tuzağı gibi mi yani bir evet, bir şey evet. çekiyorlar? Bakın Bak, tel çekiyor. yerde tel çekiyorlar gördünüz mü? Bölgeye Elektrik verecek, patlatacak. Uzaktan patlatacak. Fünyeyle patlatacak. Ya biraz önce daha geniş açıda gördüğümüz patlamanın ön hazırlığı e, bu. ön galiba. hazırlığı bu. Evet, ön hazırlığı. Bak şu an o teli yere sererek gidiyor. Bak e, görüyor musun kabloyu? Evet. O elinde de bak önündeki elinde de ne var biliyor musunuz? Ne var? Makara. Hı hı. Makarayla gidiyor. Peki devam edelim. O grup, şimdi o grup yani ilerliyor. Şimdi yukarıdan galiba. da şeyi görecekler. 6-7 e... tane galiba. Tabii, tabii. ilerleyen İsrail askeri var. Allah Allah. Burası o alan mı? O alanın. Patlayıcının Şu, e, çünkü yerleştirildiği alan. Şöyle yapıyorlar. Onların bir kendi merkezleri var. Dronlarla yukarıdan tespit ediyorlar ve yerel unsurları bölgeye gönderiyorlar. Daha önce de bunun gibi en az 20-30 tane görüntü yayınladılar. Bir merkezden kendilerine uluslararası küçük karargahlar gibi yerler var. O merkezden dronlarla takip ediyorlar <laughs> ve e, bu görüntü mesela şeyden çekilmiş. Daha uzaktaki merkezden çekilmiş. Evet. O görüntü bu. Büyük iki, iki noktada patlama olduğunu görüyoruz. Büy Doğru anlıyoruz değil mi Mehmet? Bey? Doğru aynen öyle. Bir şerit gibi bir yerde patlatıyorum. Bak şimdi buradaki cesaret örneğini görüyor musun Başa? Hiç korku yok. Epey yaklaş. Dibine kadar geliyor bak nişan alıyor. Allahümme seddet. Bitirdi işi. Şimdi İsrail o terörist Allah Allah. yapı da hani asker de yapı. Hareket korkak ve şey yani ne yaptığını bilmez vaziyette. Evet. Şimdi demin görüntüleri seyretmiştik hatırlarsanız. Şimdi o görüntülere baktığınızda ve diğerlerine baktığınızda en büyük zorluk karaya indiğiniz, karaya indiğinizde diyorum zırhlı araçtan in, indiğinizde. Hı hı. O onlar yaşan, yaşanma sürecinde bunların her birine denk geleceğiz. Bu bunlar bu görüntülerden yüzlercesini görmeye devam edeceğiz. Çünkü ben şuna şahit oldum. Ee, konvasyonel orduların konvasyonel orduların en büyük tehlikeli tarafı nedir biliyor musunuz? Zamandır, zamandır. Bir konvasyonel orduyu alıp bir yere götürüp böyle bir e, noktaya sabitlediğiniz andan itibaren oraya soktuğunuz andan itibaren o birlik e, o birlik gittikçe Gücünü kaybetmeye başlar. Bir birliğin gücü hareket halindedir. Ha, ne kadar hareket hareket halinde bir birlikseniz, o kadar e, az pusuya düşersiniz. Ama ne kadar sabit bir yere durursanız, o kadar da hedef oluşmaya devam edersiniz. Şu anda İsrail ordusunun yapısına baktığınızda, o Gazze şeyini haritasını verebilirsek, onun üzerinden şunu bir değerlendirmesini yapalım. Onun üzerinden söyleyelim. Hani demiş ya Netanyahu, yukarıda kuzeyde aktif savunma. Tekrar şu <laughs> e, e, bahsettiğimiz sıkıştırılan bölge. Yok yok bizim on... Gazze Gazze'deki haritamız var ya bir tane e, koyuyoruz hani hattın neresi olduğu nerelerden ilerletre ilgili bir haritamız var ya arkadaşlar. Peki işgal ordusunun ilerleşi ilerleşiyle ilgili on, kullandığımız... onu istiyorum. Şimdi orada Tamam bakıyor arkadaşlar. Netanyahu'du hatırlarsanız ne demişti size? Kuzeyde aktif savunma güneyde de ilerleyeceğiz. <laughs> ne demek aktif savunma? İşte onu <laughs> Anlamak istiyoruz evet doğru. Biz, ben, yani ben de anlamadım. Aktif savunma demek ne demek biliyor musunuz? Karşınızdaki Hamas demek ki size taarruz halinde hala yani kuzeydeki birliklerine saldırıyor <laughs> ve onlar da zaman zaman e, küçük operasyonlara Gazze'nin içine girip girip çıkıyorlar. Bunu söylüyor size. Bu önemli bir haber. Çok özür dilerim. Buyurun. Tabii. Şimdi dedik ya eee Koalisyon içindeki parti itiraz ediyor diye. İstifa mı etmiş. Ee, bakan Sto Smotrich yani e, aşırı sağcı dini siyonizm partisinin e, lideri anlaşmanın olaylanması halinde koalisyondan ayrılmayı düşündüğünü söylüyor. Hükümet dağılacak. Diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya gidicisin derken. Zaten bıçak sırtına duruyordu. Evet. Bunu mu kastediyordu acaba? Ama fark etmez ee, biliyorsunuz yeni hükümet kurulmadan kurulmadığı müddetçe eski hükümet yok. devam edecek. Aşırı de sağcı bakanlar şey Bezalel yani. Smotrich ve Itamer Ben Gvir 4 günlük ateşkes 4 günlük deniyor. 4 günlük ateşkes ve yüzlerce Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında 50 rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya oy vermeyeceklerini bir kez daha açıkladılar. Zaten şu an sahada aktör olan Netanyahu değil. Hükümetten Onun hakkında... de... Koalisyondan da ayrılmayı düşünüyoruz. Değil. Sahadaki aktör Netanyahu değil, onun arka planındaki bir güç zaten bu süreci yönetiyor. Ee, Netanyahu'nun gitmesi, kalması zaten süreci değiştirmez. Yayınlarda hatırlıyor musunuz? Bir grup vardı, böyle ee, hop, büyük hoparlörlerle gidip çalıp çılgınca dans ediyorlar. Evet, evet. şey o grubun, o, grubun o grubun partisi. O grubun partisi işte o. Yani aşırı radikal artık. Tabii tabii. Yani savaş İnci. meydanlarına gidip o büyük şeyler yapıp partiler düzenliyorlar ya mesela buraya gidip şimdi partiler falan düzenliyorlar. önüne evet, 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 gidip evet. orada askerlerle partiler düzenliyor. İşte o gruptan bahsediyoruz. Yani savaş ne kadar fazla kızışırsa o kadar çok Mesih'in geleceğine inanan inanan bir gruptan bahsediyoruz. Yani siz parti diyorsunuz da hani mesela o parti diyorsunuz ama adam öyle değil ya yani. adam teopolitik olarak bakıyor. Adam diyor ki kardeşim yani ne kadar çok kan dökersiniz o kadar çabuk Mesih gelecek diyor. Ne kadar çok kan yani o yüzden hani burada bakın adamın tepkisi siyasal değil. Yanlış anlamayın. Adam siyasal bir tepki vermiyor. Veya bir güvenlik kaygısı da vermiyor. Adam diyor ki ya bir plan işletiyoruz diyor. Dünyayı da karşımıza aldık. Büyük bir de savaş çıkartmak üzereyiz. Kardeşim diyor niye vazgeçiyorsunuz bundan diyor. Adamın tepkisi bu. Şey falan değil yani. Hamas'a gördünüz mü taviz verdik. Adamlar bir daha yapacaklar falan diye bir tavrı yok adamın yani. Adamın tamamen tavrı teolojik. Bir hahamın Netanyahu söylediği sözler vardı ya. Takip ediyoruz güzel şeyler yapıyorsunuz ama diyor beklenen an bir türlü gelmiyor diyor. Meşiyah nerede diyor. Ha. gelmesi lazım. Çalışıyoruz merak etmeyin diyor. Ama işte Mesih'in gelmesi için de yerine getirilmesi gerekenler sevgili, hem böyle e, kaldı. Sevgili Nedim sana bir şey olmadı. geçen gün onunla ilgili bir şey seyrederken dikkatimi çeken bir özellik oldu. O adam biliyorsun şeyde çok önemli. E, haham olarak. New York'ta yaşıyor. Hmm. Bu Siyonist Yahudiler arasında çok önemli. Adamın bir özelliği var. Misafirlerine ve kendi takipçilerine bir şey dağıtıyor. Hediye olarak. Ne dağıtıyor? Kan mı? Ne bir dağı, dolar. Nasıl? Bir dolar. Bir dolar. Öyle mi? Bakar mısın? <laughs> arkasındaki sembol. <laughs> Neymiş biliyor musun anlamı da? Neymiş? <laughs> <laughs> Şu Mesih'e <laughs> inananların mükafatlandırıldığı bir küçük ödül olarak görüyorlarmış. FETÖ yöntemi bir dolar. Yok bilemem. Değil mi öyle değil mi Nedim Şener Sen daha de iyi çok, bilir çok ilginç gibi. değil mi? Tabii. Evet. Ha? Ya çok geçirdim ya. Hatta fotoğrafını da koymuşlar. O adam hani benim bir <laughs> e, yazdığınız metin kitabında Ceyhun evet. um Bozkurt'la ilgili bir konuşma vardı ya. Evet. O gelişinde <laughs> onun biraz daha ileriki sahnesinde bir dolar ona bir dolar, bir dolar hediye ediyor şey. Aham. Aham. Ölen haham şeye bir dolar hediye ediyor. Nereden, nerelere göndermeler? Ama zaten Fethullah Gülen <laughs> bu süreci çok savunan, destekleyen böyle üstü kapalı İlginç çok şeyi vardı. Tabii o, o bir sadece bir doların arkasında bir piramit vardır. Piramitin i̇şte illuminati, i̇lluminati tepede de bir göz vardır. O Hocam onun detaylarını biliyorsanız anlatın. Ne, yani insanlar cebinde olan veya internetten baksınlar bir dolar çok o sim simgesel bir simgesel paradır. Simgesel olarak işte Sivis pagen Parabellum diyorlar mesela. Barış istiyorsan savaşa hazırlan. Sivis pagen Parabellum. Yani o piramidin aslında anlamı ve piramidin en yüksek tepesindeki bizim illuminati olarak değerlendirdiğimiz ama onun tabii daha yüksek mertebelerde tanımları da var. E, dünya hakimiyeti denilen işte tek devlet düzeni ve bu anlamda işte Federal Reserve'ün bu anlamda bastığı karşılıksız para birim <laughs> olarak doların Karşısında bir tek Kennedy biliyorsunuz evet. ve Kennedy'yi ortadan kaldırmışlardı. Evet. Ama bu dünya hakimiyetinin bir sembolü olarak adlandırılıyor aslında o piramit ve o göz. göz ve göz, dünyayı... göz aslında hocam e, masonik simge oraya da başlık açarsan. E tabi Masoni, daha, masonlar daha, sonra biraz aşağıda kalıyor tabi. O. <laughs> o daha yüksek bir mertebe. Yani bir her şey <laughs> alt bir örgütlenme Gözümüz, e, mesajı vermek için mesela masonlar Türkiye'de de var bazı böyle çiftlikler. Göz resmi vardır. Millet onun böyle sembol olduğunu bilmez, dekor olarak kullandığını zanneder. Hı hı. Ha haberleşme yöntemiyle evet, yani. görünce ben Mete çok. Şey attım, çok geçirdim. Haritayı ya. WhatsApp grubuna attım <laughs> arkadaşlar. Bir dolar mı? Evet. ne Niye attınız? Sizin istediğiniz haritayı. Bir dolar mı? Yok yok. Ha onu görünce çok geçirdim ya gerçekten evet, evet. çok geçirdim. Ya kafam da benim bir türlü oturmayan bir yerdi. Niye bir dolar diyordum hep yani niye bir dolar? Niye bir dolarla mesaj verilir? Hiç yani. Bir sürü araştırdık, bir sürü yani Muhtemelen Nedim de yani bulamamıştır, ben de bulamamıştım, ben de anlamamıştım. Niye olduğunu bilmiyorum. Yani Twitter'da bir grup paylaşınca ve yazınca çok geçirdim ya, gerçekten çok ya, geçirdim. Ya Fetullah Gülen değil mi Vatikan'a gidip emrinizde izle Öfen. Mesela e, Vatikan'ın yani daha doğrusu misyonerliğin dönemlerine bak, 64'te başlayan diyalog dönemi. Kimin üzerinden yürüdü? Hocam şöyle. Fetullah Gülen denilen şeytanın oğlu. Buyur. Ee, bu Amerika cephesiyle bölükbaşı Türkiye'deki büyük mason ne bölükbaşıydı? Ee, var ya CHP milletvekili olan. Osman, ne? Osman Osman yok. Şimdi bir baksanıza Peki. ne olur. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bölükbaşı ee, bölükbaşı şey değil ya. Yok, Bölük, Bölük, pardon. Karıştı Bölükbaşı on. iyi Karıştı bir adam diye hatırlıyorum ben Pardon. Şey yani. Şeyi evet, mi diyorsun evet. sen? Fethullah Gülen'i Gülen parlatan. Amerika ile ama şey bu işlere sokan, ha. elinden tutan var ya. Cem Karacay'la da fotoğraf falan filan vardır. Tamam buluruz ve, onu. Evet. Ve bu kişinin bak bu kişinin Fethullah Gülen daha yıllar sonra cenazesini Kasım Gülek e, mi? Kasım Gülek özür dilerim. Çok Hı -hı. özür dilerim. Hı -hı. Sayın Bölükbaşı rahmetle oh. anıyorum. <laughs> Kasım Gülek bu Türkiye'deki masonların başıdır. Yani bu işleri FETÖ ele başında bu işlere sokan ya da beraber hareket eden kişidir. Yani olayın ta başlangıcına dönerseniz bu karanlık ağlar çıkar karşınıza. Ee, ve daha sonra bu Amerikan istihbaratıyla ilişkileri falan hep o bağlamda devam eder. Dolayısıyla bizim başımıza gelen, yani ben şunu şöyle anlatayım bakın. Ee, Erdoğan bu İsrail lobisine Yahudi dünyasına 2009 yılında kafadan bir çarpma yaptı One Minute'le. Evet. İsrail'in Cumhurbaşkanı'na siz katilsiniz teröristsiniz dedi. Herkesin dünyanın gözü önünde. Evet. Bu olay 2009'da itibaren Erdoğan küresel ağın şebekenin hedefi haline geldi. 2010'da CHP'nin yönetiminin değiştirilmesi Boşuna değil. Neden biliyor musunuz? One minute olayında Erdoğan'a destek olan bugünkü CHP'liler gibi değil. Deniz Baykaldı. Deniz Baykal one minute olayında doğrudan Erdoğan'ın başbakan Erdoğan, Erdoğan yanında yer aldı. Evet. İsrail ikisinde ipini çekti. Amerika ile beraber. Ta 15 Temmuz'a kadar. Akın Öztürk'ün şeyi de hatırlasana. Bülent Ecevit'in ilk Gazze olayları sırasında. E, kullandığı bir soykırım lafı vardı tabi ilk kullanmıştı Tabi. Şimdi o, o zaman şey başına gibi, gelen de aynı şeydi. 2000, işte. 2009 2010'da 2011'de MHP ve Kaset Kumpası yine bu şebekenin işidir. İsrail'in e, Erdoğan'ın Erdoğan'ı devirme mücadelesi bakın bunu niye söylüyor hatırlatıyorum biliyor musunuz? Arap liderlere ne dedi? Çıkarlarınızı ve iktidarınızı kaybedersiniz. Şakası yok. Türkiye'de bunu defalarca denedik. Kim eliyle? FETÖ eliyle. İşte o bir dolar var ya o ilişki öyle basit bir kağıt üzerinde bir komple teorisi falan değil. Başımıza geldikten sonra anlıyoruz. Ha öyle miymiş böyle miymiş falan diye çıkarsamalar yapıyoruz. Anlatana da deli muamelesi yapıyoruz. Ama başımıza gelenler bize hayat bunu gösteriyor. 2011 yıl, 2012 yılında bakın 2010 yılında MİT Müsteşarı Hakan Fidan oluyor. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Kim? Mossad. Kim? İsrail Başbakanı. Niye? Hakan Fidan İran ajanıymış. Aynı Mavra FETÖ'cülerin yaptığı şey dezenformasyonu bizzat Mossad Başkanı. Türkiye Hakan Fidan tehlikeli, Türkiye tehlikeli. Ehud Barak'tı zannederim o zanki şey ya da Ehud Olmart'tı. Ee, doğrudan hükümet nezdinde basın aracılığıyla şey yaptılar. Hakan Fidan'ı e, tehlikeli tutuklamaya kalktılar. Tabii, sonra 2012'de Fethullahçı terör örgütü bunu bir operasyona çevirdi ve Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalktı. Sonra devam edelim. 17-25 operasyonlar yine FETÖ'cü çetenin yargı eliyle darbe girişimidir. 15 Temmuz yine FETÖ'cü e, teröristlerin hükümeti devirme girişimidir. Arkasında kim vardır? İsrail vardır. Kim vardır? Arap ülkeleri vardır. Dubai vardır. Mısır vardır. Bahreyn vardır. Vardır oğlu vardır. Cümlemi tamamlayayım. Tabii. Diyeceksiniz ki ya Nedim bayağı sen ileri gittin. Peki. E, 2018 yıl 19, e, özür dilerim 2021 yılıydı galiba e, Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Havacı Tüm General Harekat Komutanı darbeye karışanlardan bir tanesi Akın Öztürk'ün darbenin bir numaralı orgeneral olan kişinin şu sözü ettiğini yazılı beyan olarak mahkemeye sundu. İsrail bizi sattı. Akın Öztürk diyor ki darbe girişiminden sonra gözaltı sırasında konuşuyorlar sohbet sırası sohbette. Diyor ki İsrail bizi sattı. O satmasaydı bu darbe böyle olmazdı. Başarılı olurdu. Şimdi bu o 4 A ceza mahkemedeki mahkemesindeki tutanaklarda var. Yazılı itirafçı tüm e, generalin ifadesiyle yazılı ifade el yazısıyla ifadesiyle var. Dolayısıyla bizim başımıza gelen yani Türkiye'nin şu son yıllarda yaşadığını bakın İsrail Amerika yani fetöyü niye Amerika kolluyor koruyor bugün? İsrail Amerika bağlamından çıkarak tarşamazsınız. Dolayısıyla <laughs> e, Arap ülkelerine iktidarınızı kaybederiz, kaybedersiniz, çıkarlarınızı kaybedersiniz demesi de boşuna değil.